Herkese merhaba, ben Yiğit Anerdem. Bu videoda geçtiğimiz haftaki piyasa gündemini kaçıranlar ve tekrar üzerinden geçmek isteyenler için hazırlamış olduğumuz haftalık özet içeriğini sunacağım. Geçtiğimiz hafta yurt dışında pek de önemli bir gelişme yaşanmazken, yurt içinde takip ettiğimiz en önemli olay kuşkusuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Bunun dışında yine ülkemizde yeni asgari ücretin belirlenmesine ve Mayıs ayına yönelik sınır istatistiklerinin paylaşıldığına şahit olduk. Şirketler özelinde ise Kardemir'in 3. çeyreğe ilişkin açıkladığı satış programı haftalık gündemi oluşturan haberler arasındaydı. Faiz kararıyla başlayalım. Bu da Merkez Bankası'nın uzun bir süreden sonra 26 ay sonra ilk kez faiz artırımına gideceği konusunda herkes hemfikirdi. Fakat bu faiz artırımının hangi düzeyde gerçekleşeceği konusunda çeşitli fikir ayrılıkları mevcuttu. Beklentiler %14'ten %40'a varan geniş bir aralıkta dağılıyordu. Medyan beklenti ise %20 seviyesindeydi. Gerçekleşen faiz artışının ise bu beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz. %8.50 seviyesinde bulunan politika faiz oranı %15'e yükseltildi. Ayrıca karar metninde enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi. Yurt içi makroekonomik gündemde haftanın bir diğer önemli gelişmesi asgari ücrette gerçekleşen artış kararıydı. Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sonrası yeni asgari ücret %34 artışla 11.402 TL olarak duyuruldu. Havacılık ve turizm sektörünü ilgilendiren bir diğer veri de geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Mayıs ayına ilişkin yayınlanan sınır istatistiklerine göre ülkeye giriş yapan yabancı turist sayısı 4.5 milyon kişiyle geçtiğimiz seneye göre %16, 2019'a göre %12 oranında artış kaydetti. Şirket özelindeki gelişmelere baktığımızda Kardemir'in çarşamba günü 2023 3. çeyreğe ilişkin satış programını açıkladığını gördük. Buna göre şirket Temmuz-Eylül ayları arasında 165 bin ton kütük, 136 bin ton inşaat demiri, 113 bin ton kangal çubuk ve 115 bin ton profil, yani toplamda 549 bin ton ürün satışı yapmayı hedefliyor. Bu söz konusu rakamın görece büyüklüğünü anlamak açısından şirketin geçtiğimiz yılın 3. çeyreğindeki toplam satış hacmi 488 bin ton. Bu yıl bu satış hacminin yaklaşık %12 oranında büyümesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta piyasalar tarafında öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Ajandanın bu haftaki görünümüne baktığımızda 28 Haziran Çarşamba ve 1 Temmuz Cumartesi günleri arasında ülkemizde Kurban Bayramı olduğundan piyasalar Salı günü öğleden sonradan itibaren kapalı olacak. Bunun dışında haftanın önemli sayılabilecek tek verisi 30 Haziran Cuma günü Euro bölgesi için açıklanacak enflasyon rakamları olacak. Herkese iyi haftalar ve şimdiden iyi bayramlar.